Ustalara saygı İsmail Kurtul'a mülakat. Yazar Yaşar Alparslan'ın sohbet havasında kaleme aldığı son yazısında Karmamaraş İş Dünyası'nın başarılı ismi İsmail Kurtul'un hayat serüveninden başlıkları konu aldı. Yazar Alparslan kaleme aldığı yazda şu başlıklarla ilerledi. İş adamı İsmail Kurtul, 1933 yılında Karmamaraş'ın bugünkü adı Kurtuluş Mahallesi olan Kuytul'da doğdu. Babası Bahçeci Ali Çavuş olarak bilinir. İsmail Kurtul askerlik dönüşü müteşebbis bir ruhla yine hayata devam ederek 1959 yılında Çeltik, 1981 yılında biber fabrikası kurdu. Maraş'ta ilk tesil kuruluşu olan Martex'in de ortaklarından. Evlatlarını da kendi gibi müteşebbis yetiştiren İsmail Kurtul'un en büyük oğlu Ali Kurtul 1984'te Kurteks'i, diğer oğlu Abdülkadir Kurtul ise İskur'u kurdu. İsmail Kurtul'un babası Bahçecali olarak bilinen Ali Kurtul 1893 doğumlu. Baba Kurtul büyümeye kalmadan askere alınmış ve cephe cephe gezmiş. Ali Kurtul'un ikinci evliliğinden kızlar hariç 5 erkek evlat oluyor. İsmail Kurtul ise Ali Kurtul'un ikinci erkek çocuğu. O zamanın şartlarında bahçecilik mesleği oldukça cazipken baba Bahçecali sebze dikimiyle uğraşıyordu. Baba Ali Kurtul'un arkadaşı Abdullah Aytemiz gel sana bir bahçeci dükkanı açalım diyor ve ilk iş yerini açıyorlar ve ilk müteşebbislik burada başlamış oluyor. 17 yaşındayken işin başına ise İsmail Kurtul geçiyor. Artık satacakları malı kendileri yetiştiriyor. Bunun için de 100 dönümlük bir yer kiralanıyor. Kiraladığı dönemde 2 yıl kirada ekerek bu süre zarfında da para biriktiriliyor. Aldığı 100 dönümlük araziye turp, havuç, şalgam, domates, marul gibi sebzeler ekildi. Arazinin geri kalanına ise acı biber tohumu ekildi. Bu sürede eve canlı mal alınıyor ve üretmeye başlanıyor. Sonra kiralandığı o tarla alınıyor. Bununla birlikte 1950'de ortaklıkla birlikte zeytin işine giren İsmail Kurtul, ortağının borçlanması üzerine zeytin ortaklığının tüm hissesi İsmail Kurtul'a geçiyor. 1952-53'te bununla birlikte çeltik pirinç işine de giriliyor. Pamuk alanında boşluğu gören Kurtul, 1973 yılında ortak bularak Martex'i kurdu. 1979'da Martex iflas ederek ortaklıktan ayrıldı. Çiğit fabrikası satın aldı ve burada devam eden İsmail Kurtul, Amerika'dan gelen oğlu Abdülkadir Kurtul ile Yav fabrikasının başına durdu. O zaman Maraş'tan uçak seferleri yoktu. Ali Kurtul, otobüsle İstanbul'a giderken yaşadığı bir tatsız durumdan etkilenerek otobüs işletmeciliğine girdi. 1995 yılında kurulan İSKUR 10 dönümle başlamış ve büyümüş. Abdülkadir Kurtul da yağ fabrikasıyla birlikte İSKUR'la devam etti. Kitapta iş adamı İsmail Kurtul'un yeni sanayicilere öğütleri de yer aldı. Kurtul öğütlerinde tekstilin artık tıkandığını ve yeni sanayi alanlarına yönelilmesi gerektiğini ifade ediyor. Artık gençlerin talepleri dikkate alarak yer üstüyle beraber yeraltını da dikkate almaları gerekir. Yazar Yaşar Alparslan'ın kaleme aldığı yazısında İsmail Kurtul'un gençlere ve yeni girişimcilere yönelik tavsiyelerine de yer verildi. Kurtul tavsiyelerinde şu ana başlıklara dikkat çekti. Harama tenezzül etmeyin. Kazandığınızdan devletinize de hakkını verin. Eşe, dosta kazancından pay ayırın. Kazancınızdan hayrata da yer ayırın.